Herkese merhaba ustalar, kanalıma hoş geldiniz. Kamyon nasıl doldurulur? Bugün onu gösterelim bilmeyen arkadaşlarımıza. Şimdi ilk olarak en uygun pozisyonda malzeme en yakın kısımda kendimize kamyonu ayarlıyoruz. Ondan sonra bir ön tarafa, kamyonun ön tarafına, bir de en arka kısmı olmak üzere yüklemeyi yapıyoruz. Hep ortaya yüklersek malzemenin önü bir de, yani kamyonun önü bir de arkası boş kalır. Onun için bir arkaya bir öne. Zaten kovanın geri kalan kısmı ortaya kavuştuğu için ortası da otomatikman doluyor. Şimdi bu videoda bu kamyonu yükleyince siz de göreceksiniz. Aşağıda temel var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kurt ağzıyla çekiyorum malzemeyi temele gitmemesi için. Ağzını kapatıyorum ve birinci viteste yüke giriyorum. Lastiklerim, tekerlerimin düz olması lazım, yoksa kep kırar, şaftı kırar. Şimdi arkaya atmıştık, şimdi öne atacağız. Böyle bir arkaya bir öne, bir arkaya bir öne kamyonu o şekilde dolduracağız. Burada ağzını açıyorum. Kamyonun arka tarafına yüklüyorum. Sürekli bir iki metre kalasıya kovamı indiriyorum. Taş vesaire kesici bir şey lastiğime batmaması için kovayı indirip öndeki malzemeye dayanıp öyle kovamı topluyorum. Şimdi arkaya yüklemiştik, şimdi ön tarafa atacağız. İnşallah bereket girdi kamyona, dolmuyor. Vitesi bira alıyoruz. Yükü yarım toplayarak giriyoruz. Yarım. Sonra hepsini topluyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini aldık. Kovamız şu an tam dolu. Yani iş makinalarında aceleye yer yok arkadaşlar. Acele ettiğin zaman illa ya bir sakatlık çıkar, Allah korusun, ya bir kaza çıkar, ya parça kırarsın. Yani her şey can değil. İnsan hadi canına bir şey olmadı da makineye de zarar geliyor. Onun için acele işi gerek yok. İş makinasında da acele işe hiç yer yok.
Onun için siz de hiç acele etmeyin. Şimdi ön tarafa atıyorum bunu. Şimdi bu malzemeyi kaldırmamızı istediler. Buraya mikser gelip şu gördüğünüz temeli doldurması için mikserin buraya gelmesi, yanaşması gerekiyor. Ondan dolayı bu malzemeyi bugün buradan çekmemiz lazım. Bismillah dedik, işe başladık hayırlısıyla. Kovanın ön tarafında iki tane taş falan var. Kovanı indirdim, taşları aldım. Önümde gidiyorum, malzemeye dayanacağım. Şimdi toprağa dayanınca yavaş yavaş topluyorum. Ondan sonra tam topladıktan sonra geri çıkıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç ortaya atmamama rağmen ilk ortası doluyor. Çünkü kenarlara biraz malzeme zor kavuştuğu için dediğim gibi hiç ortaya atmayacağım. Ama ortası kendiliğinden dolar. Alalım. Arkadaşlar şu anda son kovayı dağıtalım. Kamyonumuz doldu. Gördüğünüz gibi bir tane de aslında öne atalım.
gördüğünüz gibi. Yani balık sırtı oldu. Hiç ortaya atmamıza rağmen böyle yükleniyoruz balığı. Evet arkadaşlar, daha yüklüyoruz. Malzeme daha bitmedi. Yarın sabah mikser gelecek için bu gece bunu bitirmemiz lazım. Ondan dolayı çalışmaya devam. Bir tane arkadaşımız şey sormuştu, CCB ile hidromain arasındaki fark nedir diye. Şimdi farkı çok arkadaşlar, CCB ile hidromain arasında çok fark var. İkisi de makina. Şimdi hidromain kötü bir makina değil. Çok güzel bir makine oldu. Yaklaşık bir 3-4 yıl onu kullandım yani. Master olsun, Alfa olsun, Supra'lar da güzel. Şimdi Hidromek'te sen şimdi şu kovayı şöyle aldın, tamam mı? Şöyle doldurdun. Geldin. İkinci vitesler aynı. Aynı serilikte. Yalnız şurada kaldırdığın zaman mesela ne kadar rahat kalktığını görüyorsunuz. Ama hidromekte bunu görmek mümkün değil işte. Seni bekletiyor yani. Mesela inip kaldırması. Motor olarak hidromeyi ne kadar zorlarsanız zorlayın, hidromeyi kendi bildiği kadardır yani. Nasıl? Yani zorlasan da parçalanmaz o makina. Yani standart bir motor seviyesi, standart bir güç seviyesi var. O gücün üstüne çıkamaz. Ondan dolayı da parça kırmıyor yani o makinalar. Onun nedeni de o. Yani eğer ki bir CCB gibi gücün dışına çıkabilecek kapasitede bir motor olsa, yani o da parça kırar, onun da kaynağı ıvır zıvır olur. Ondan dolayı şimdi CCB'nin eksiği de çok. Hidromain eksiği de çok. Önce CCB'nin eksiklerini söyleyelim şu an kullandığımız için. Şimdi CCB'nin eksiği makinanın demir aksamı olarak, çelik aksamı olarak çok zayıf. Yani aşırı zayıf. Yani bir nevi toplama demirlerden yapılmış diyebiliriz. Onun haricinde motoru, şanzımanı diyecek laf yok onlara. Diferansiyel aynı şekilde. Ve bunlarda elektrik sorunları olabiliyor. Yani CCB'nin eksiklerinden bir tanesi de elektrik. Elektrik sorunu da olabiliyor makinada. Kamyonumuzu yükledik. Gönderelim kamyonu. CCB ikinci olarak, birinci çelik demir aksanı çok zayıf. Aşırı zayıf yani. Hiç memnun değilim ben CCB'nin o yönden. Yani Allah'tan taş, kaya falan da çalışmıyor. Çalışsa makinayı
demirlerini elimize dizeriz. O derece kötü ya. Ondan ziyade sportif çadırları çok kötü. Hiç beğenmediğim yönlerinden biri de sportif çadır. Şöyle bekleyelim bak. Makinamızın bir etrafından dönelim arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. Evet. Şu anda malzemeyi aldığımız yer burası. Buraya mikser gelecek. Mikser gelip şuradan şu temeli dolduracak. Bize bugün bu malzemeyi almamız gerekiyor. Kova da tam dolmamış. Neyse. Makinamız bu şekilde arkadaşlar. 2017 model GCV 4GX joystick ES Control en full paketi bu. Lider harfiyat firmamız. Makinamız bu şekilde. Yani makinamız Allah var. Temiz makinamız yani Allah'a çok şükür. Hiçbir problemimiz, sıkıntımız yok. Sadece joystick levyesinden içerisindeki orik yırtıldığı için biraz hidrolik yağ kaçağı var. Onu yapmam gerekiyor. Onun haricinde makinamız böyle. Makinamızın iç kısmına geçelim arkadaşlar. İçini de sizlere göstereyim. Şurada bir tane ışığımız var. Işığımızı yakalım. Evet, makinamız da şöyle. Evet. Şurada göz panelimiz. Detaylı bir inceleme yapacağım Allah'ın izniyle.